Arkadaşlarımız, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile tasdike tabi defterler ve özellikler konulu seminerimize hoş geldiniz. Meslektaşımız aynı zamanda odamız Türk Ticaret Mevzuatı ve Muhasebe Standartları Komisyonu Başkanı Kasım Çapraz'ın sunumunda gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde kendisinden konuya dair detaylı bilgiler edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere sözü değerli meslektaşımız Sayın Kasım Çapraz'a vermeden önce bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ricam öne doğru gelirsek, sayı olarak azız. Sayın Hatibimizi de daha net görmüş, dinlemiş oluruz. Bu konu benim de çok öteden beri merakımı cezbeden bir konudur. Komisyon Başkanımız, Üstadımız Sayın Kasım Çapraz'a da bu konuyla ilgili göstermiş olduğu uzun süreden beri gelen başarılı çalışmalarından dolayı hem teşekkür ediyorum, hem de hepimiz için verimli bir seminer olmasını diliyorum. Tasdike tabi defterlerle ilgili göreceksiniz, hepimizin kafası karışık. Üstadımızın da bu konularda bizi bilgilendireceğini düşünüyorum. Başarılı bir seminer olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ali'ye açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyor. Sunumlarını yapmak üzere sözü değerli meslektaşımız Kasım Çapraz'a bırakıyorum. Teşekkür ederim. Değerli Oda Başkanım, odamızın değerli kurul üyeleri, çok sevgili meslektaşlarım, öncelikle hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunarım. Bugün sizlere, Nagihan Hanım da bahsettiği üzere, Türk Ticaret Kanunu'nda bugüne kadar yapılan değişiklikler ile tasdike tabi defterler hakkında özet olabilecek bazı bilgiler sunacağım. Ama ilk önce Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişikliklerin bahsedilmesinde daha yararlı olacağı düşüncesiyle önce onu anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi değerli dostlar, Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girdi. Bugüne kadar 25 ayrı adet değişiklik yapıldı Türk Ticaret Kanunu'nda. Tabi bunların 25 adedini ayrı ayrı saymaya kalkarsak, hele hele içerik anlatmaya kalkarsak bugün gün bitmez. Ben özet olarak bizim için en fazla karşılaştığımız özellikleri olarak bir şey çıkardım. Ama ayrıca zaten bunu odamızın dergisinde veya web sayfasında yayınlatmak istiyorum. Özellikle bu tüm detaylar hepimize lazım olacak. Aslında ilk değişiklik ticaret yasası yürürlüğe girmezden evvel 6273 sayılı yasa ile çek hamillerinin cirontalara veya çek çeşidecilerine müracaat etme hakkı 6 aydan 3 yıla çıkarıldı. Şöyle ki, önceden elindeki bir çek karşılıksız çıktığı zaman bir insanlar bu çekin cirantasına veya keşide edenine 6 ay içerisinde başvurmak zorundaydı. Başvurmadığı takdirde hakkı kayboluyordu. Veya ancak mahkemeye başvurmalıydı. Şimdi ise bu süre 3 yıla çıkarılmış oldu. Bunu bilmekte fayda var. Çok basit bir eylem ama aslında bu konuda birçok kimse belki de farkında değil. Örneğin hak düşürücü sürelere dikkat etmek gerekiyor. İkinci ve en kapsamlı değişiklik, yasa yürürlüğe girmezden bir gün evvel hepimizin bildiği gibi 6335 sayılı yasa ile 95 madde değiştirildi. 3 adet geçici madde kaldırıldı. 2 tane geçici madde değiştirildi ve 3 tane de geçici madde eklendi. Bunu biliyorsunuz, daha evvel IFRS'e göre uygulanacak şeyler tekrar vergi usul kanuna göre uygulanacak dedi ve doğalısıyla burada bağımsız denetimde herkesi kapsar şekilde bir düzenlemeydi. Üçüncü değişiklik ile 6.503 sayılı yasa ile geçici maddenin 6. fıkrası kaldırıldı. Tabii bu değişiklik de 12.7.2012'den itibaren geçerli. Dördüncü değişiklik 6.455 sayılı yasanın 5. maddesi değiştirilerek de, yani yasa ile yasanın 5. maddesi değiştirilerek YME defterinin kapanış maddesi 6. aya belirlendi. Önce ilk çıktığında yasa YME defteri Mart ayı sonunda kapanacak şeklindeydi. Daha sonra bu 6.455 sayılı yasayla değiştirilerekten Haziran sonuna ertelen değiştirildi bu hadise. Bu da 1.4.2013'te itibaren geçerli. Yedinci değişiklik 6.505 sayılı yasayla anonim ve limited şirketlerde iç yönerge ve temsil yetkisinin verilmesiyle ilgili 10. madde eklenmesi suretiyle 11
9 2014'te yürürlüğe girdi. Eğer hepimiz hatırlarsınız, yasa çıktığında profesyonellere yetki verilemiyordu. Sadece yönetim kurulu üyeleri mutlaka geçerliydi. Bu bir sıkıntı yarattı. Bunun sonucunda iç yönerge ile iç profesyonellere yönetim hakkı verilsin diye Ticaret Kanunu 370'e göre bir takım şeyler, düzenlemeler yapıldı. 8. değişiklik ise daha önemli bir kapsamlı bir değişiklik. 6728 sayılı yasayla 21 madde değişikliği ve bir geçici maddeyle yapıldı. Burada önemli olan konu ise anonim şirketi limite şirketlerin sözleşmelerinin ve hatta kolektif şirket sözleşmelerinin ticaret sicilinde yapılabilmesine imkan tanındı ve bunlardan değerli kağıt bedeli alınmaması şeklinde bir düzenleme yapıldı. Tabii ya, bu değişiklikle anonim ve limite şirketlerde kurucular beyanı vardı daha evvel. Bu kurucular beyanı kaldırıldı. Tabii bu yine önemli bir değişiklik o tarihte. Anonim ve limite şirketlerinin tasfiye sonu 531 madde hatırlıyorum. Dolayısıyla bunun bekleme süresi 1 yıldan 6 ay indirildi bu değişiklik ile. Ayrıca çeklerde banka tarafından seri numarası verilmesi ve kare kağıt uygulaması başlatıldı bu değişiklik ile ilgili. Bu 9-8-2016 tarihinde yürürlüğe girdi bu değişiklik. 15. değişiklik ise 7099 sayılı yasa ile 6 madde değiştirildi. 2 madde yürürlükten kaldırıldı. Bu 10 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren hükümlere göre ticaret sicilinde imza beyanı ve noter şahidi kaldırıldı. Sadece ticaret sicilinde orada imza attığınız zaman yeniden bize imza beyanlaması getirin noterden demiyorlar. Anonim ve limite şirketlerde tescil esnasında defterlerin açılış onayı ticaret sicilince yapılması getirildi. Ayrıca limite şirketlerde kuruluşlarında %25 olan bloka şartı kaldırıldı. Hatırlarsanız hepiniz. 10 Mart 2018 tarihinden itibaren. 16. değişiklik ise 7101 yasayla 3. madde değiştirilerek ticari davalarda deliller bakımından bunların sunulması açısından 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunun hükümlerine tabi olduğu. Bu bilhassa önemli arkadaşlar. Bunu daha sonra defterler esasında zamanında defterleri bahsederken de bu konuya döneceğiz. Bu kimse belki farkında değil. Yani her halükarda deliller bakımından 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu hükümleri geçerli olacak direkten. Ve iflas erteleme konusu kaldırılarak da bunun yerine şey getirildi. Konvertoto hükmü getirildi. Bilhassa önemli. 18. değişikle 7155 sayılı yasayla tazminat talepli davalarda 1-1-2019 tarihinden itibaren arabuluculuk şartı getirildi. Ticari davalarda her halükarda mahkeme dava açmazdan evvel mutlaka bir ticari arabulucuya gidilmesi konusu söz konusu. Bu artık 1-1-2019'dan itibaren yaşamımıza girmiş oldu. 21. değişiklik 7262 sayılı yasayla 6 madde değişikliği yapıldı ve bir geçici madde eklendi. Burada 64. maddeye bir fıkra eklenerekten özellikle altını çizmek istiyorum. Ticaret Bakanlığı'na pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı müzakere defterlerinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilme yetkisi verildi. Henüz daha bu yetkiyi kullanmadı ama yakın zamanda bu defterler de elektronik ortamda tutulacak. Yine bu değişiklik ile ilgili olarak hamile yazılı payların merkezi kayıt kuruluşuna bildirilmesi, hatta hamile yazılı pay sahiplerinin merkezi kayıt kuruluşuna bildirmek suretiyle payların devrinin gerçekleşmesi, yani her halükarda pay devrinin mutlaka merkezi kayıt kuruluşuna bildirilmesi zorunlu gelmiş oldu. Hatta hamile yazılı pay sinetlerinin sahip olduğu anonim şirketlerin genel kurullarında katılımcı listesi merkezi kayıt kuruluşundan alınacak olan listeyle sağlanacak. Bu da önemli bir değişiklik yaşamında. 23. değişiklik 7341 sayılı yasayla 543. madde değiştirildi. Anonim ve limite şirketlerde tasfiyelerinde 6 aya indirilen süre bu defa 3 aya indirildi. Yani her halükarda 543. maddede göre tasfiyede 3. ilandan sonra alacaklara çağrı yapmış olduğum 3. ilandan sonra bekleme süresi 3 ay artık bundan sonra. 24. değişiklik 7408 sayılı yasa ile Ticaret Kanunu 88. maddesine 6. fıkra eklenerek de özellikle Kamu Gözetim Kurumu'nun belirlediği işletme ve kuruluşlar için Türkiye Sürdürülebilirlik
rapor standartları belirleme yetkisi verildi. Hani bu zaten dikkat ederseniz bazı defterlerin elektronik ortamda tutulması genişleyince zamana uygun olarak artık dünya genelinde sürdürülebilirlik de çok önemli bir konu şey oldu. Dolayısıyla bundan sonra Kamu Gözetim Kurumu sürdürülebilirlik konusunda bir takım standartlar belirleyecek. 25. ve çok basit olmakla beraber hepimizin bilmesi gereken önemli bir değişiklik değerli dostlar. 7417 sayıyla 5 Temmuz 2022 tarihinde meydana geldi. Türk Ticaret Kanunu'nun 82. maddesinde bazı elde olmayan sebepler nedeniyle, yani mücbir sebep dediğim sebepler nedeniyle defterlerin kişilerin elinden çıkması, kaybolması, çalınması, hırsızlık veya yangın, su basması gibi durumlarda elinden çıktığında ticaret mahkemesinde bulunup bir zayi belgesi alınıyordu. Bu konuda bu zayi belgesiyle ancak vergi iddiasına başvurularaktan defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğü ortadan kaldırılabiliyordu. Bu süre 15 günden 30 güne çıkarıldı. Yani her halükarda bundan sonra defter ve belgelerin kayı zayi belgesi için ticaret mahkemesine 30 günlük sürede başvurulabilecek. Bilhassa bu konuyu vurgulamak istedim değerli dostlar. Bu çerçevede özellikle ticaret kanunundaki meydana gelen bu değişikliği bir şey olarak bir sıralama, ismini hatırlayamadım şu anda o konunun, sıralama olarak bir sunmak istedim. Evet, değerli dostlar, tasdike tabi defterleri şöyle bir hatırlayalım. Hepimizin bildiği üzere yemeği defteri, defteri kebir ve envanter defteri. Bunlar bizim ticaret yasasında belirlenen defterlerimiz. Bir de bunların kuruluş esnasında şeylerin tasdiklenebileceği bilhassa onarım, limited ve kodetif şekillerin defterlerinin ticaret sinirine tasdiklenebileceğini az önce bahsetmiştik bu anlamda. Bunlar faaliyete başlamadan evvel tasdik ediliyor. Ayrıca izleyen yıllarda faaliyet döneminden evvel bir ay evvel tasdik ediliyor. Hepimizi biliyor Aralık ayında. Bir de ticaret yasası 64. maddede diğer defterler diye bahsettiğimiz ki bunlar da ticari defter sayılıyor. Yönetim kurulu karar defteri veya müdürler karar defteri, anonim şirketlerde yönetim kurulu karar defteri, limited şirketlerde müdür sayısı birden fazla ise müdürler kurulu karar defteri, pay defteri ve genel kurul toplantı müzakere defteri. Burada anonim şirketlerde yönetim kurulu karar defteri her yıl Ocak ayında kapanış sayısı yapılıyor. Tabi kapanış sayısı yapılmadan yeni yıla aktarılamıyor. Yani her halükarda ara tasdik yapılabilir ama önce kapanış sayısı yapılması gerekmekte. Pay defteri ve genel kurul karar defterinde ise böyle bir durum söz konusu değil. Şey bitene kadar, yapraklar bitene kadar aynen devam edilebiliyor. Zaten açılış ve ara tasdik yenileme yapılabilecek defterler, ben burada şunu da yansıtmak gerekebilir diye sevgili dostlar. Açılış ve ara tasdik yapılabilme, yenileme yapılabilecek defterler, yemeği defteri, defteri kebir, envanter defteri, anonim şekilde yönetim kurulu karar defteri ve zorunlu veya ihtiyari olarak yapılan durumlarda ise damga bakisi defteri. Dolayısıyla damga bakisi defteri arkadaşlar yasada sayılmıyor. Damga bakisi kanunu 20 numaralı tebliğiyle yürürlüğe konmuş bir şeydir. Ve bu yasada olmayan bir defter tebliğiyle yürürlüğe girebilir mi diye düşünmeyelim. Çünkü 200 vergi usulü kanunu 257. maddesi ve Maliye Bakanlığı'na bu konuda düzenleme yapma yetkisi verir. Bu da bunu yetkiyi kullanaraktan 20 nolu damga vakisi tebliğiyle damga vakisi defterde tutma zorunluluğu getiriyor. Ve dolayısıyla anonim şekilde zorunludur. Bir de ihtiyari olaraktan örneğin bir meslektaşımız ihtiyari olarak bu defter tutabilir. Veya bir bireysel firma sahibi ihtiyari olarak bu defter tutabilir. Limited şirket sahipleri ihtiyari olarak bu defter tutabilir. Bu şey dolayısıyla bunun da devam tasdik yapılması gerekmekte. Aslında bu konuda damga vakti 20 nolu tebliğinden evvel çıkan 16 nolu tebliği de anonim şirketler için geçerliydi bu makbul mukabil damga vakitlerinin beyanname ile bildirilip ödeme. Daha sonra 20 nolu tebliğiyle bunun bir deftere bağlanması hükmü getirildi. Ve daha sonraki yıllarda 32 ve 43 nolu damga vakti tebliğleri de bunlar da daha da geliştirildi ve şekillendirildi öyle diyelim. Ticari defterler yapılan değişikliklerle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nın müştereken çıkarmış olduğu bir tebliğ var değerli dostlar. 19-12-2012 tarihli bir tebliğ. Tabii dolayısıyla bu tebliğe göre özellikle önemli bu hadise.
Şimdi ticari defterlerle ilgili bir genel bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz bu az evvel bahsettiğim üzere ticaret yasası 64. maddesine göre her tacir ticari defterleri tutmak ve defterlerinde ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içerisinde elde edilen neticeleri bu kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler üçüncü kişi uzmanlarca makul bir süre içerisinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesini defterlerde izlenebilmelidir. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan defterlerin bazıları tasdik ettirilerek kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda Ticaret Kanunu'nun 64. maddesi defterlerin tasdik ile ilgili kurallar aşağıda yer almaktadır dedik. Az önce bahsettiğimiz kurallar. Dolayısıyla pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurulu toplantı ve müzakere defteri de bir ticari defter olduğu aynı maddede belirtilmekte. Şimdi fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kimi ve emanetler defteri ve diğer defterlerin açılış onayları kuruluş sırasında az evvel bahsettiğimiz gibi kullanılmadan evvel noter tarafından veya şey esnasında ticaret sicili tarafından yapılmak zorunda. Böyle bir konu. Zaten artık bunu bundan sonra genellikle ticaret sicili yapıyor. Üstelik hem daha ucuz bir konu, daha pratik bir şekilde bir şey. Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin 6. ayının sonuna kadar yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin 1. ayının sonuna kadar noterde yaptırılır diyor. Şimdi bir de şöyle bir ayrıntı var değerli dostlar. 2-3-2011 tarihinden itibaren noterler tarafından onaylanacak defterler 1-4-2011 tarihiyle itibaren elektronik ortamda gelir idaresi başkanına bildirilmesi zorunluluğu getirilmişti. Dolayısıyla bunları noterle birlikte hazırlanan bir arayüzüyle bunlar Türkçe Noter Birliği elektronik ortamda giriliyor. Bu girilen şeylere göre hem defterlerin tasdiki esnasında bir problem söz konusu olmamış oluyor hem de vergi idaresine bildirim zorunlulukla yerine getirilmiş oluyor. Şimdi bu ilk planda ticaret yasası açısından bize defterlerle ilgili bir genel bilgiydi. Ama şimdi bunu vergi yasası açısından da baktığımızda veya karşılaştırdığımızda bazı sorunlar çıktığını görüyoruz ve bunların sonunda ne gibi özellikler arz ediyor? Bunları da kısaca size sunacağım. Şimdi tüccarların ünvanları ve hukuki durumlara göre tutmaları gereken defterler, bilanço esasına göre tutacaklar defterler, 182. maddeye göre gelir ve vergi kanunu, yevmiye defteri, defteri kebir ve mantar defteri. Ama daha sonra hepimizin bildiği üzere 486 nolu vergi usul kanunu tebliği çıktı ve daha sonra bu 532 nolu vergi usul kanunu genel tebliği ile genişletildi. Bu envanter defterinin defter beyan sistemiyle tutabilmesi söz konusu. Bugüne kadar birçok arkadaş bunu denedi mi, denenebildi mi bilmiyorum. Ben denemedim ama o işe tebliğe göre yapılabiliyor. Kolektif ve komandit şirketlerde yine yemek defteri, defteri kebir, envanter defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri söz konusu tutulması gerekmekte. Yine burada da belirttiğim gibi envanter defteri vergi usulünün 486 olduğu tebliği yani çerçevesinde bir defter beyan sistemiyle tutulması mümkün. İşletme esasına göre defter, zaten bu defter 486 tebliğe göre defter beyan sistemine göre tutulmakta. Serbest meslek kazanç defteri yine 486 vergi usulü tebliğine gereğince defter beyan sisteminde tutulmakta. Ama bunun yanı sıra vergi usulü kanun hükümlerine göre işin türüne göre tutulması gereken bazı defterler var. Bunlar imalat defteri 197. maddeye göre ama burada şöyle de bir durum var. 246 sayılı vergi usulü genel tebliği ile göre 7A seçeneğini izleyen mükelleflerin imalat defterini tutma mecburiyeti 1.1.96'dan itibaren kaldırılmıştır. Yani birçok arkadaş şimdi imalat defteri diye bir şey var mı arkadaş bu nedir, neyin nesidir diye söyleyecek. Bizler başladığımız yıllarda bu işlere hep yıllarca imalat defterini. Orası hala daha vardır ama 7A seçeneği kullanıyorsunuz buradan kurtarıyorsunuz. Ama zaten 7A seçeneği sanayi muhasebe tutan ve bu bilgileri ihtiva eden diyor. Sadece 721 gönderdik, 151'den 152'ye gönderdik. Bu imalat defterinin ortadan kaldırılması yeterli değil çünkü detaylı bilgi yok. Şu kadar kilogram ham madde, şu kadar miktarda elektrik enerjisi veya işçilik gibi bunların bahsedilmesi gerekmekte ki burada
yarın bir gün başımıza böyle bir sıkıntı da ya bu kapsama girmiyor. Yani çünkü orada bu 246 ne oldu Erkuşlu tebliğinde hatırlar mısınız bilmiyorum ama yine herkesin bakmasını salık veririm. Bu bilgileri ihtiva etmek şartıyla diyor. Hatta ilk çıktığında Maliye Bakanlığı'ndan izin almak koşuluyla idi. Daha sonra Maliye Bakanlığı bu izini de kaldırdı. Yine vergi usulü 199. maddede kombine imalatı, imalat defteri var. Bu da aynı kapsamda değerlendirilebilir. Çünkü imalat defterini tutabilir. İsteyenler kombine imalatta tutabilirler şeklindeydi. Dolayısıyla 197. maddeye atım yapar. Şimdi burada bir konu var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bitim işleri defteri. Vergi usulü 486'ya göre defter beyansı bile tutulabilir. Hatta bitim işleri defterinin tasdik zorunluluğu veya bir 486. maddeye göre tutulma zorunluluğu var. Özellikle bilmekte fayda var. Bununla ilgili özelge de var. Daha sonra zaten bunu anlatırım. Zaten ayrıca vergi usulü 204. madde çerçevesinde banka, bankar ve sigorta şirketlerinin gider vergisi ve kayıtları, gider vergisi kayıtları, ya bunlar banka, sigorta, muamele vergisi defteri diyoruz. Bunların da tutulması gerekmekte. Aynı şekilde bunların da tasdik zamanı kullanıcı hesap döneminden bir ay evvel Aralık ayında tasdik edilmesi gerekmekte. Sigorta şirketlerin usta ajantalar anlamında. Ajantalar değil. Şirketlerin kendi. Evet doğru. Onu, evet doğru. Teşekkür ederim. Dolayısıyla şunu da söylemek gerekiyor. Vergi usulü kanunu 204'e göre yabancı nakliyat kurumlarının hasat defteri, yani yabancı nakliyat kurumunun burada bir temsilcisi varsa o insanların da hasat defteri tutmaları zorunlu ve bunlardan daha evvelden bunu biz e-defter olarak tutabilir miyiz diye başvurmuşlar vergi idaresine. Onlar da henüz bu konuda düzenleme yapılmadı. Yapılana kadar bunu tasdik etmek zorundasınız diye bilgi almışlar. Ambar defteri, özellikle bu da vergi usulü 486. tebliğ gereği defter beyansı bile tutulabiliyor. Bu ambar, yani nakliyat ambarlarının. Vergi usulü 213'e göre çiftçi işletme defteri var. Yani işletme defteri tutabilen çiftçiler isterlerse işletme defterini tasdik ettiriyorlar, isterlerse defter beyansı tebliğ üzerinde bunu tutabiliyorlar. Şimdi kurumlar vergisi açısından baktığımızda yine burada YM defteri, defteri kebir, envanter defteri, az önce bahsettiğim şeyi tekrar etmiş olacağım. Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurulu toplantı ve müzakere defteri, anonim şirketlerde damga vergisi defteri. Ki enteresandır, damga vergisi defteri de vergi usulü kanunu 486 tebliğ gereği defter beyansında tutabiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey yapılırsa en azından her yıl tasdik ettirdik, ettirmedik diye bir dert olmayacak. Çünkü defter beyan sisteminde her yıl defter beyan etmek, defter ettirmek gerekmiyor. Sistem kendi otomatik olarak her yıl kapatıyor ve o yılın ilk yılında açılışını yapmış oluyor. Tabii burada ben limited şirketlerle ilgili aynı şeyi anlatmak istiyorum. YM defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, genel kurulu toplantı ve müzakere defteri, müdürler kurulu defteri ihtiyari olup müdürler kararlarını genel kurulu toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundalar. Eğer birden fazlaysa, yani eğer tek müdür varsa zaten böyle bir şeye gerek yok. Bunları özellikle sundum değerli arkadaşlar. Az sonra ifade edeceğim. Mesela bazı defterlerin ihtiva etmesi gereken kayıtlar var. YM'ye, kebir, envanter defterinin neyle ihtiva etmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz zaten belirli konuda bu konuları araştıran bilen insanlar ki böyle olmak zorundayız ama gözümüzden kaçan bazı konuları da vurgulamak istiyorum. Tabii dernek vakıflarla ilgili yine ticari defter tebliğinin 5 ve 4. maddesi gereği YM'ye defteri, defteri kebir ve envanter defteri tutulmak zorunda olan bir defter. Kooperatiflerde ise yemeği defteri, defteri kebiri, envanter defteri, genel kurulu toplantı müzakere defteri, yönetim karar defteri, pay defteri direkte var. Tabii defterlerin tasdiklerine ilgili bilgilere şöyle kısa bir atalım. Öteden beri devam eder gelen Aralık ayına demiştik. Dolayısıyla Hazine Bakanlığı'nca özel hesap dönemi tanımlar başlamasından evvel, hesap dönemi başlamadan önce son ayda. Yeni işe başlayanlar bu işe başlamadan evvel. Dolayısıyla bu arada Ticaret Kanunu 64'e 3'e az önce bahsettiğimiz gibi pay defteri, genel kurul toplantı müzakere defterilerinin faaliyet döneminde açılmış olan yaptırılmaksızın kullanılabilmeden devam edilebilir söylemiştik. Tasdik yenilemi ve ara tasdik olacak defterler az önce bahsetmiştik. Zaten tekrar ediyorum burada. İşletme defteri zaten deftere gerek yoktur. Tasdik yenileme. Serbest meslek defteri
defter beyan sisteminde tutulması nedeniyle gerek yoktur. Yemeği defteri, defteri gibi emanetler defteri, yönetim kurulu karar defteri, ara tasdik yapılabilecek defterler. Tabii kapanış tasdikini biliyoruz. 6455 sayılı kanun ile 6102 sayılı kanunda yapılan değişiklikle yemeği defterinin kapanış süresini izleyen 6. ay sonuna kadar uzatılmıştı süresi. Yönetim kurulu karar defteri ise izleyen faaliyet dönemi 1. ayı Ocak ayından tabii. Hepimizin bildiği kavramlar. Hızlı geçiyorum bu nedenle söylüyorum. Ayrıca iki nolu elektronik defter genel tebliği yapılması da genel tebliğin 4. maddesi göre sene içinde defter uygulaması geçen mükellefler bir ay içinde kapanış tasdiki yapmak zorundadırlar. Aslında yıl içerisinde genel elektronik deftere geçmek pek sağlıklı değil yani tavsiye edilen bir konu değil ama illaki geçmek isteyen insan ayı geçebilirsin ama en azından elektronik e-deftere geçmezden önceki tutmuş olduğun defteri bir ay içinde kapanış tasdiki yapılmalısın diye şey yapıyor. Şimdi burada özellik arz eden pay defteri değerli dostlar. Hepimizin bildiği gibi pay defterleri ÖKÜ'den bu yana belirli bir pay şeylerin şu adı soyadı işte şunun efendim pay sahibi bunun hissesi hisse karşılığı ödenen bedeller falan diye eskiden beri piyasada var olan defterler ama bu ticari defterler genel tebliğine baktığımızda bunun yeterli olmadığını görüyorum. Bir hayli fark var. Özellikle ben burada bunu çıkardım. Hatta şöyle söyleyebilirim. Pay sahibinin iletişim bilgileri o defterde olması gerekiyor mesela. Pay üzerinde intifa hakkı sahiplerinin varsa onların adı soyadı olması gerekiyor. Çünkü bizde mevcut olan eskiden beri var olan pay defterlerinde bunlar yok. Olmayınca da o defterleri doldurmuş olmanın yeterli olduğunu düşünerekten birçok arkadaş bunlara dikkat etmiyor. Payın tertibi yazılması gerekiyor. Payın edinme tarihi gerekiyor. Deftere kayıt tarihi önemli. Payın senede bağlanıp bağlanmadığı bilhassa önemli. Çünkü birçok arkadaşımızın tutmuş olduğu defterlerde, pay defterlerinde payın senede bağlanıp bağlanmadığına ilişkin herhangi bir bilgi de yok. Öyle bir zaten soru da yok. Maalesef birçok meslektaşımız o defterdeki sorulan sorulara cevap veriyor. O defter yazılanlara göre cevap yazıyor. Sonra pay ediniminin devrine ilişkin gerekli açıklamalar var. Bunların bilhassa olması gerekmekte. Peki olmazsa ne olur? Şimdi az sonra oraya cevap gelecek. Çünkü bunlar farkında değiliz ama ufacık şeyler başımıza dert açabilir. Özellikle özellikleri diye ben bu konuyu şey yaptım. Burada hadise bu konuyu sadece tek tarafa anlatmak değil, karşılıklı konuşalım, tartışalım ve karşılıklı olarak birbirimizden bir şeyler öğrenebilelim. Hatta karşılıklı olarak birbirimize bir fikir farklılığı yaratabilelim, bir ışık saçabilelim amacını taşımakta esas bu yapmış olduğum çaba. Özellikle ben burada pay sahiplerinin hangi konuda pay defterlerinin olması gerektiğini söylemiştim. Payın usulüne uygun olarak devredildi bir usulü üzerinde intifa bulmadığı sürece devralamada intifa sahibi pay defterine yazılmaz. Onların ve sermayesi paylara bölmüş komandit şirketlerde hamile yazılı pay senedi olduğunu ispat edenler ile sadece pay defterine kayıtlı bulunan kimselere pay sahibi intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir. Şimdi burada şöyle bir konu var. Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde senede bağlanmamış hamile yazılı paylar senede bağlanıp ki 3 ay içinde bastırılmak zorunda biliyorsunuz hamile şeylerin. Sadece pay defterine kayıtlı bulunan kimseler için pay sahibi intifa hamile yazılı paylar senede bağlanıp senedin pay sahiplerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde defterde açıklama sürede pay defterinde silinir. Yani pay defterinde hamile yazılı pay senetleri sadece belirli bir geçiş sürecinde yer alıyor. Genellikle nama yazı olan pay senetleri sahipleri yer almakta. Hamile yazı olanlara senetleri teslim ettikten sonra silinmeksiz gerekiyor. Kaldı ki bu yeni çıkan düzenlemeye az önce bahsetmiş olduğum bu şeylerin özellikle merkezi kayıt kuruluşuna bildirilmesi gerekmekte. 1.1.2021'den itibaren. Kooperatiflerin pay defterlerine ortakların adlı soyadları, iş konut adresleri, ortakların giriş tarihleri, çıkış tarihleri ve çıkarma sebepleri, taahhüt ettikleri sermaye payları ve bu paylara karşılık yapılan tahsilatlar ve iadeler, ortaklığa kabul ve çıkışlarla ilgili yönetim kurulu kararlarının tarihi, tarih ve numaraları kaydedilir. Her pay sahibi defterde ayrı bir sayfa düzenlenir. Payı ve pay senedini devralan yeni ortak pay sahibi ayrı bir sayfa düzenlenir dedik. Merkezi kayıt kuruluş tarafından kayden
takip yapından paylar dedik ki sermaye piyasası kanun hükümlere sakılır. Özellikle önemli. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri. Tüzel kişi tacirlerin, şimdi burada önemli bir ayrıntı var. Benim bilhassa dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dostlar. Tüzel kişi tacirlerin genel kurul toplantılarında görüşülen hususların ve alınan kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defteri, şirket genel kurul toplantısı yapılırken genel kurulda sorulan sorular, verilen cevaplar, sunulan önergeler ve alınan kararlar işlenerek düzenlenebileceği gibi hazırlanan toplantı tutanan deftere yapıştırma sureti tutulabilir. Yani bunu birçok arkadaşımız genel kurul tutanaklarını Word belgesinde yazıyor, defter yapıştırıyor. Bu olabilir diyor. Ama aynı şey yönetim kurulu karar defterinde demiyor, orada yazılır diyor. Bu da enteresan bir durum. Özellikle ben vurgulamak istiyorum. Yani ticaret sizin istemiyor Mustafa Bey. Yazmayın. Ama şimdi burada bu tebliğde özellikle ben dikkatimi çekti. Yönetim kurulu karar defterinde bu ticari defterler ilgili tebliğin 10. maddesinde diyor ki anonim şirketler ile kooperatifler yönetim kurulunun sermaye sporlarına bölünmüş kumandı şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciddi sayfa numaralı tesessül eden defterdir diyor. Şimdi burada yazılacağı diyor, yani bunu ileride bu konu hukuken bir sorun doğurur mu doğurmaz mı ayrıca tartışalım. Zaten amacımız bu özellikli konulara geldiğimiz zaman bunları karşılıklı tartışalım. Bunu demek istiyorum. Zaten bu kalkar ortadan. Bu tamamen kalkar. Tabii. Zaten otomatik kalkacaktır. Müdürler Kurulu Karar Defteri. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak almış olduğu kararlar genel kurul toplantı müzakere defterine kaydedebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu defterinin tutulması halinde açılış ve kamuoyu onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defteri ilişkili hükümler uygulanır. Yani müdürler kurulu karar defteri tutuluyorsa mutlaka o da kapanış saatine tabi. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararlarını genel kurul toplantı müzakere defterine kaydedemezler haliyle. Böyle bir durum var. Şimdiye kadar ticaret yasası ve vergi usul kapsamında defterlerle ilgili hepimizin bildiği bilgileri tekrar ettik. Ama özellikle konular var. Bunları karşılıklı konuşmak için arkadaşlar. Ticaret kanunu açısından her tacir tutmakla yükümlü olduğu ticari defterleri ve bu defterler yapılan kayıtların dayanağı belgeleri sınıflandırılmış bir şekilde 10 yıl saklamakla yükümlüdür. Saklama süresi ticari defterlerde son kaydın yapıldığı veya muhasebe belgelerinin oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlar. Kullanıldığı yılı takip eden yıldan itibaren 10 yıl süreyle saklanır. Özellikle. Elektronik ortamda tutulacak defterler ile ilgili 13-12-2011 tarih 28.341 sayılı resmi gazetede yayınlanan bir sıra numaralı elektronik defterler genel tebliğ hükümleri uygulanacaktır. Türk Ticaret Kanunu 5.62.1 bendi düzenlemesine göre defterleri üçüncü kişi uzmanlarca makul bir süre içerisinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında bir fikir verebilecek şekilde tutmayanlar ile işletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesini defterde izlenemeyenler ve yerine getiremeyenler gerekli tasdikleri yaptırmayanlar hakkında idare para cezası uygulanır diyor. 2022 yıl içinde bu ceza 13.949 lira. Değerli dostlar. Ayrıca ticari kanun hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olan defter ve kayıt ve belgeler bunlarla ilişkin bilgileri denetime tabi tutulan gerçek ve tüzel kişiye ait olup olmadığına bakılmaksızın denetime yetkili organlarca istenmesine rağmen vermeyenler ve eksik verenler ya da denetim elemanları görevlerini yapmaları engelleyenler bu fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 300 günden az olmak üzere adli para cezası ile cezalandırılıyor. Bu da işin bu boyutu. Ama şimdi şöyle gelelim. Az önce dedik ya yukarıda ticaret kanunu gelince dedik. Efendim gerekli şekilde tutmayanlar, gerekli tasdikleri yaptırmayanlar için 2022 yılı için 13.949 lira ceza dedik. Bu sadece ticaret yasaları açısından. Ama bu vergi yasaları açısından farklı bir şey var. Şimdi iniyorum aşağıya. Vergi hukuku açısından vergi usul kanuna göre onaylı defterlerin hiç veya zamanda onaylatılmaması müeyyidesi şöyledir. Bir, açılış veya ara onayın geçtikten sonra izleyen ay içinde yaptırılması ikinci derece usulü cezası gerektirir.
Şöyle bir örnekleyelim. İsterseniz aklımızda kalsın, lazım olabilir. Bir defterin ara onayını Ocak ayında yaptırabiliyoruz. Ama Ocak ayında da yaptırmayı unuttuk. Eyvah! Dünya yıkıldı mı? Ara onayını Şubat ayında da yaptırabilirsiniz. Çünkü ertesi ay bir iki ileri oluyor ya. Yani defterin Şubat ayı geldi, onaylamamız unutulmuş. Hemen Şubat ayında gidip eski defteri ona yatırmak lazım. Sayfa yetmiyorsa bile ara onayı yatırmak lazım. Hemen ondan sonra yeni bir defter, çünkü sayfa bitti diye yenisini yatırmak lazım. Bu da bizi bu şeyden kurtaracak bir imkan. Aklıma gelenleri söylemiştim. Söz konusu onaylanan süreler içerisinde yaptırılmadığı, izleyen ay içinde yapılmaması veya süreler geçtikten sonra yaptırılması onayın hiç yaptırılmadığı anlamına gelir. Gelir ve kazancı rezen takdiri ile iki kat birinci derece usul cezası gerektirir. Ayrıca indirim konusu yapılan KDV'ler indirim hakkı iptal olur. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi burada onay zorunluluğu vergi usulü kanundan değil de TTK'dan kaynaklanan defterler de var mesela. Defteri kibir. Vergi usulü kanununa göre defteri kibirin onay zorunluluğu yok. Dolayısıyla bu ceza haliyle, buradaki bahsedilen ceza ve defteri kibirinin söz konusu değil. Ancak bu defa başka bir konu. Keza TTK'dan kaynaklanan kapanış onayının yaptırılmamış olması da vergisel açıdan bir müeyyidesi yok. Diyelim ki biz defteri kapatırsan onu yaptırmadık. Vergisel bir sorunu yok. TTK kapsamında 2022 yılı için 13.949 lira idari para cezası söz konusudur. O da için bu boyutu. Defteri kebir, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasdike tabi olup bu işlemin yapılmaması idari para cezası az önce bahsettiğim yanın sıra tacir lehine delil olma niteliği kaybolacaktır. Bakın bu çok önemli. Tacir lehine delil olma niteliği. Az önce bahsettik ya 6100 sayılı mahkeme kanunu. Zaten burada aşağıda geleceğim ona da. TTK'nın 64.5. maddesinde ticari defterden tutulması ve kayıt prensipleri yönünden vergi hükümlerine uyulacağı belirtilmiş olması nedeniyle kapanış olaylarının şirketlerin kanunun iş merkezinin bulunduğu yer metreden yapılması gerekmektedir. Şimdi bir de esas burada dananın grubu da kopuyor. Evet. Hukuk muhakemeleri kanunu açısından baktığımızda 222. maddesinde hukuk muhakemeleri kanunun ticari defterlerin ticari davalarda delil olabilmesi için kanuna göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış ve defter kayıtlarının birbirini doğrulaması şarttır. Açılış ve kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği kayıtlar birbirine doğrulamayan ticari defterler sahibi aleyhine delil olur. Yani sahibinin lehine ve aleyhine delil olma. Bu 2012 yılından evvel 6762 sayılı ticaret kanunu yürürlükteyken o kanunun 68. ve 82. maddelerinde bu ticari defterlerin tutulmasından evvel ticaret sizinle bir beyanameyle bildirilmesi zorunluluğu vardı. O zamandan kalma bir şeydir. Bunlar zaten şimdiki yeni ticaret yasasına ilave edilmedi ama 2011 yılında bu 6100 sayılı yasa hukuk muhakemeleri kanunu çıkınca bu 222 olan madde oraya ilave edildi. Özellikle ticari defterlerin delil sayılma sayılmama konusu önemli burada. Şimdi belki hepimiz vergi görevlerini yerine getirdik, önemli yok diye düşünebiliriz. Ama müşterimiz veya mükellef diyorsunuz birçok arkadaşımız ama ben katılmamama rağmen. Dolayısıyla bu şeyden bir ticari davası söz konusuysa bu defterler delil niteliği kazanmayacak. Bunun burada kaybetmesi bilhassa veya kaybetmesi veya kaybetmemesi önemli. Bu tabii bizler için bir anlam ifade etmiyorsa önemli değil. Ama bizler için bir anlam ifade etmedi. Bundan sonra artık bizlerin sadece onların yapamadığı bazı hizmetleri görüvermeden öteye onlara bir şey katma, onların adına sorumluluklarını yerine getirme özelliğimize baktığımız zaman danışmanlık da zaten buradadır. Özellikle önemli, önemi de buradadır danışmanlığın. Ve katma değer yaratabilmemiz için bilhassa bunlara dikkat etmemiz lazım değerli dostlar. Bitti. Şimdi sorarız zaten. Bir de son olarak icra iflas kanunu açısından şöyle bir konu var değerli dostlar. İcra iflas yasasının 310. maddesinde 5. fıkrasında ticaret kanununda sayılan defterlerin hiç veya kanunun emrettiği şekilde tutulmamış kişinin iflas etmesi halinde taksirli iflas sayılacağından bunların Türk Ceza Yasası'na göre cezalandırıcı hükmü vardır. Biraz da önemli. Burada örneğin kapanış yasası yaptırmamış bir tacirin iflas etmesi halinde taksirli müflis sayılacak ve ceza yasası hükümlerine göre cezalandırılacaktır. Bir de böyle bir konu var.
Özellikle bu farklı bakış açılarını ben burada bir tartışma açmak istiyorum. Ve karşılıklı soru cevap olarak da belki bir yere varabiliriz. Buyurun. Dinliyorum Muharrem. Üstadım, sulh mahkemeler açısından evet. Şimdiye kadar bildiğimiz şöyleydi, o maddeye kadar. Evet. Kastiki yaptırılmamış. Usulüne uygun tutulmamış defterler sahibi lehine delil olmaz. Evet. Ama ilginç bir şey koymuş oraya. Önemli bir şey. Evet. Siz usulüne uygun da tutmasanız, tasdikini zamanda da yaptırmasanız, o defterde aleyhinize bir şey olursa aleyhinize delil olarak kullanır gibi bir anlam evet, çıkıyor. Aynen doğru. Doğrudur maalesef. Aslında delil olma niteliğini yitirmemiş de aleyhine delil olmuş. Aleyhine delil oluyor. Yani bir anlamda bu defterleri ben uçuna uygun tutmadım mı? Kabul esasını yapmadım mı? Yapmadım mı? Evet. Yasayı uymadım gibi bir durum oldu. Yani burada belki de biraz ağır bir ceza. Evet ağır. Sizin lehinize delil olarak kabul etmiyorum ama karşı taraf oradan bir şey bulursa evet. Kabul ediyorum anlamı çıkıyor. Doğru mu yorumladım? Çok önemli. Çok önemli. Çünkü ben birkaç kez bilirkişilik dosyaları geldiğinde özellikle defterlerin, tasdik tarihlerinin geçtiği sonradan yapıldı. Çünkü birkaç defa defteri ibraz etmemişler mahkemeye. Vermiş olduğum birkaç raporda defter gelmedi diye söylüyorum. Sonra defter geldi. Ek rapor istediler. Baktım ki defter daha sonra tasdik edilmemiş şekil gereği. Bunun gibi şeyler. Şimdi o madde işte o ibrazı engellemiş olabilir. Evet, aynen öyle. O madde ibrazı engellemiş olabilir. Zaten o gibi olaylar yaşadım geçtiğimiz aylarda. Buna benzer birkaç çeşit olay yaşadım. O nedenle bu konuyu özellikle ben böyle bir şey sunmak istedim. Yani o zaman meslektaşın ibraz etmemesi doğru bir eylem. Ama yani bilhassa bunu bizim meslektaşların bu konuya önem göstermesi lazım. Çünkü değerli dostlar az evvel de bahsettiğimiz üzere yasalar elbette iktisadi ve sosyal değişikliklere göre, teknolojik gelişmelere göre mutlaka değişmek zorunda, ilaveler yapmak zorunda. Ama sonuç itibariyle yasaların gittiği bir yönde var. Mesela elektronik defter birçok yasada geçerli olması başladı. Veya bizim e-defterler, e-fatura, e-arşiv faturalar hepsi e-olma başladı. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde her şey e-olacak. Ama bunun ötesinde karar defterinin, toplantı müzakere defterinin, pay defterinin de e-olması, elektronik ortam tutulabilir olması, her şeyin izlenebilir olması demektir. Yani hamiline yazılı bir ekonomi olmayacak, her şey izlenebilir olacak. Anlamı çıkar. Şimdi her şeyin izlenebildiği bir ekonomide bizlerin yapabileceği şey sadece nedir? Çok fazla bir şey değil. Yani daha evvelden bu defterler değilken veya şeylerin elle fiziken tutulan defterler varken bizlerin fonksiyonu belki daha fazlaydı. Şimdi birçok arkadaşımız belki haklı olarak bizlerin fonksiyonu azalıyor galiba diyecektir. Özellikle bu 1984 romanı var. İsmini hatırlayan ne? Kimdi? Hangi roman şeydi? George Orwell'ın. George Orwell'ın bu romanı okuyan arkadaşlar bilecekler. Big Brother gibi herkes bizi gözleyecek. Devlet her an sizi gözleyecek. Şeyinizde. Dolayısıyla böyle bir durumda bizlerin fatura veya besebildirmesi zaten şu anda kaldı. Olmayacak. Beyanname verme, KDV beyannamesi verme, muhtasar beyannamesi vermesine gerek kalmayacak. Belki kurumlar vakisi elbette olmayacak. Gerek kalmayacak. Gelir vergisi, kurum vergisi beyanlaması. Hepsi orada var zaten. Görecek onları. Hatta bir adım daha atalım. Yemin-i malini çağırır arkadaşların. Evet bu işlem doğrudur diye onay vurmalarına gerek kalmayacak. Zaten orada görüyor. Çünkü bu sistem tamamen sonuca ulaştığı zaman varmak istenen şey. Ve özellikle bu artificial intelligent yani yapay zekanın kullanımı yoğunlaştığı zaman ki zaten birçok yerde yoğun kullanılıyor ama bizim vergi dersinde yoğun kullanıma başlayacak. Bizlerin artık bilgi üretme veya bilgiyi rapor etme gibi bir ihtiyaç kalmayacak. Bizlerin bilgi üretmesine ve rapor etmesine. Çünkü bugün hatırlarsanız birçok arkadaşım bilecek. E-defteri yüklediğiniz zaman size bir rapor veriyor KDV konusunda. İndirilecek KDV, hesaplanan KDV, devreden KDV gibi. Aynı bunu mizan formatında. Bunu mizan olarak da diğer hesaplara dahil ederek de verecek sistem. Mizanını vermiş olacak. Büyük ihtimalle bunun bilanço dönüşümünü de belki verecek. O zamana bağlı şeyler. Bilgi üretmek, bilgiyi rapor etmenin pek anlamı kalmayacak. Sadece rapor edilmiş bilgiyi kullanabilmek. Yani bilgiyi bundan yıllar evvel hepimiz hatırlayacaksınız. Belki de bilemiyorum. Ben kendimden örnek verebilirim. Mesleğe benim yeni başladığım yıllardan 50 sene evvel bilgiye ulaşmak çok zordu değerli dostlar. Bilgiye ulaşmanın zor olmasının yanı sıra bileni bulmak da çok zordu. Hadi diyelim bileni buldunuz.
bulduğunuz kişi ağzının kenarıyla ha 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 konuşur. Anlamazdınız demek istediğini. Yani bayağı çok şey biliyormuş gibi. Bir nesil geçti aradan. Yani ben 73'de başladım. Yani 93'lü yıllardan sonra falan. Evet, bu konuyu siz de biliyorsunuz ama siz giderken biz geliyorduk diye düşünülen bir dönem vardı. O dönem bir tekrar şimdi 2013'e geldik. Artık herkes her şeyi biliyor. Google diye bir şey var. Bir günde 8 milyar arama yapıldı sadece Google'da. Ki bunun yanında Yahoo var, diğer arama motorları, Yandex gibi arama motorları var. Bu aramalardan birçok sonuç çıkıyor. Ama sadece bu çıkan sonuçların tez mi, antitez mi, hipotez mi, sentez mi olduğunu bilemiyoruz. İşte bunları ayırabilmek için belirli bir mesleki nosyona ihtiyaç var. O da bizim meslekte. Bu olabilir, bu olmalıdır. Bu benim muhakememe uyuyor diye düşündüğüm bir nokta. İşte bu durumda zaten bu raporların da kullanılan bilginin kullanılması dönemi başladı. Bilhassa bu 2020'li yıllardan sonra bilginin kullanılması dönemi başladı. Ki bu da bir dönem sürecektir. Bu akıllı veya yapay zeka bir takım biliyorsunuz algoritma düşünce kalıplarımızı öğrenecek. Düşünce kalıplarımızı öğrendikten sonra bütün bunlar yerine getirecek. 2030'dan sonra artık bize belki de bir gerek kalmayacak. Zaten 2030 yılından itibaren şu andaki mevcut mesleklerin %80'inin olmayacağı, bambaşka bir hale dönüşeceğini birçok yerler bilmekte, söylemekte. Buyurun başkanım. Üstad, sunumunuzun başında ticari defterlerle ilgili zayi ile ilgili dava açma süresini 30 gün demiştiniz. Evet. Ben orada bir kavramı karşılıklı konuşalım istiyorum. Evet. Özellikle meslektaşlarımızın son dönemde sık yaşadığı bir sorundan yola çıkarak pay defteri ve karar defterini kaybetmek zayi etmek midir? Çok ilginç. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Ama çünkü bunu özellikle defterler tebliğinde belirtmiş. Diyor ki ben yaşadığım tecrübeyi paylaşayım. Şimdi bunu şey yapacağız. Neden soruyorum Üstad bu soruyu? Eğer karşılaştığınız ticaret mevzuatı konusunda uzman olduğunuzu bildiğimiz için son dönemde birkaç ticaret mahkemesinin bu konuyla ilgili açılan davada reddetmiş ve basiretli bir iş adamı gibi davranmamaktan gerekçeli karar yayınlayarak bu durumda ne yapacak tabii? Meslektaş da kilitlenmiş durumda. Kaybetmek, zayi etmek değilse kaybetmeden önce çözüm üretmeliyiz. Zayi ve kayıp ifadesi farklı bir ifade midir? Bunu tartışalım istiyorum. Açıklık getirirseniz çok bir doğru. Öneriniz varsa çok sevinirim. Çok doğru, evet. Teşekkür ederim. Şimdi az önce orada varsa ben şeyden tebliğ de tekrar bakacağım ama buradan bakabilir. Üstad Bey ilave buyurun. İzin verirseniz ben de yapmak istiyorum. Şimdi maalesef eski firmalarla ilgili özellikle muhasebe değiştiren, meslek mensubunu değiştiren firmalarda bu sorunu çok yaşamaya başladık. Benim iki kere başıma geldi. Bazı cesur noterler sayesinde sorunumuzu çözdük. Çünkü defterle ilgili bir tutanak yok. Yangın yok, sel yok, hırsızlık yok. Dolayısıyla bu zayi değildir diyor. Hakimin görüşü bu. Ancak firmaların devam eden ekonomik süreç içerisinde adres değiştirmesi gerekiyor, karar alması gerekiyor. Ortak değişiyor. Bir şekilde karar defterine ya da ortak pay defterine ihtiyacı var ve çıkmaza giriyoruz. Ticaret Bakanlığı'na yazı yazmamıza rağmen dönüş yok. Derdimizi kime anlatacağımızı bilmiyoruz. Bir kahraman noter sayesinde Aralık ayında yaptırarak sorunumuzu çözdük. Ama bu gerçekten şirketlerle ilgili ciddi bir problem. Bunun bir an önce elektronik defter uygulamasının açıklanması lazım. Bu konuda tebliğ mi yayınlayacaklar, yönetmelik mi yapacaklar bekliyoruz. Yoksa uzun eski firmalarda, yaklaşık 40-50 senelik firmalarda bu defterler yok maalesef. Şimdi çok doğru diyorsunuz. Teşekkür ederim.
Öncelikle başkanım size teşekkür ederim. Bu konuyu gündeme getirdiniz. Bu şeyle ilgili konuya ben kendi fikrimi söylemezden evvel tebliğin ilgili maddesini okumak istiyorum. 13. maddenin 6. bendi. Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesiyle birlikte noter ibraz edilir. Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter eski deftere zayi veya zayi belgesine yeni defterin açılış onayının yapıldığını ve tarih sayıyı belirterek şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu içeriği gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz. Şimdi bu muhtemelen şöyle bir mantıktan kaynaklandı. Eskiden var olan defterin tekrar kullanılmaması daha sonraki bir anlamda diyormuş ama çok dar düşünülmüş burada bu. En azından burada ortakların beyanı veya en azından şirketin genel kurulundaki almış olduğu bir karara göre bunun yapılması lazım. Çünkü bu evet basiretli tüccar gibi davranmaz ama zaten basiretli tüccar gibi davranmamanın bir müeydesi var. Gereğini yapın. Cezasını yapın. Ama bunu yaptı diye çünkü adam öldüren adamın bile bir cezası çektikten sonra hürriyet devam ediyor. Yaşama devam ediyor. Ama burada pay defterini kaybetti diye şirketin içerisinde tıkanacak hali yok ya. Mutlaka bunun bir çözümün olması lazım. Dediğiniz gibi bakanlığa falan müracaat etmek lazım. Hatta ben şundan da çekiniyorum. Şimdi bunların elektronik defter olarak gündeme girecek. Geldiğinde bu defa yine aynı şeyi söyleyecek. Bunun görülmesiyle ya kardeşim yok işte. Olmayınca çaresi yok. Dolayısıyla bunun her halükarda düzelmesi lazım ki bunu da artık bu çözümü bakanlık üretecek. Yapacak hiçbir şey yok. Yani mantıksal olarak hiçbirimiz böyle bir çözüm de olamıyoruz. Ben de şunu diyorum. Kendi bireysel görüşüm. O şirketin genel kurulunda toplanıp bu konuda pay defterinin ile ilgili karar alınırsa, bütün herkesin katıldığı bir kararla bu yapılabilir. Bunun ötesinde başka bir şey olmaz. Çünkü pay defterinde yeni yapılmasını bütün ortaklar kabul ediyor. Şu belki iddia edilir. Ya efendim eski pay defterinde başka ortaklar vardı falan. Ama yok kardeşim bir çare yok. Şu an de facto durum var ortada. Hiç bunun bir çaresi yok. Böyle bir. Ben hep şöyle düşündüm usta. Biz kaybolmayı zayi olmakla eşit tuttuk gördük belki. Hı-hı. Ama kaybolmak zayi olmak değilmiş. Değil evet. Evet doğru. Evet doğru. Müracaat etmeden önce kaybettik değil zayi ettik değil. Zayi pozisyonunu hazırlamak gerekiyor. Belki de bilemiyorum. Evet mümkündür yani. Mümkündür. Başka evet, bir şey. Bunları... Şey şart olur abi. Kişi kendi iradesi dışında evet. Gelen bir olay abi. Aslında bizim bir yüksek tanımında da evet. Bunu hiç bulamamak yani basiretli davranmak da neden? Bütün kavramları tartışmak lazım. Mesleki özel metodizliğe uyamadı ya da bir iş adamı evet, ticaret kanunu gerektiği özel metodizliğe yerine getiremedik. Şimdi bu basiret midir? Değil midir? Kavramsal çerçeve ve tartışma çok genişler. Ya bu basiret kanunu. İşte şimdi kanuni üyeyde ile öngörülen yaptırımın da birbiriyle orantılı dengesi, olması tabii, evet, evet. Evet, çok aslında, aslında çok geniş bir tartışma. Çok çok haklısın Muharrem Bey. Şimdi aslında bu şeyde müeyyidenin elbette yani belirli bir denge içinde olması lazım ama basiretli kavramında zaten bir sorun var. Mesela diyelim ki tüccar alışveriş yapacak karşınızdaki diğer bir kişiyle. Yapacağınız alışverişte sözleşme imzaladınız. Şu gün malları teslim edecek, edeceğim dediniz. Ama o günden bir gün evvel deprem oldu. Yani yangın oldu. Yapamadınız. Adam tuttu sizi mahkemeye verdi. Mahkeme diyor ki siz basiretli bir tüccar olmanız lazım. Ya kardeşim tabi bunun benim basit, benim elimde bir şey yok ki bunda. Şimdi bu hadise evet işte bu hadise burada bu basit, bu çözülemedi yasada. Hatta bu nedenle yönetim kurulu üyelerinin de önceden bir basit tüccar gibi davranması zorunluluğu varken yeni yasada, eski yasada böyleydi bu. Yeni yasada öngörülü analiz, daha doğrusu yeni yasada dikkatli bir yöneticiliğe geçti. Basiretçi hiç ortadan kalktı. Özellikle ben bunu yeni yasayı anlattığım dönemlerde üzerine çok vurguladım ama bu basiretli tüccar kavramı hala duruyor. Bireysel içeride. İşte orada zayi ile kayıp arasındaki farklı konuşmalarınızdan şeye geliyor. Mücbir sebebi atfedebiliyorsanız zayi oluyor. Atfedemediğiniz zaman bir kayıp oluyor. Evet, evet doğru. Evet doğru. İşte bunun bu kavram kargaşalığını ama
bir şey yaşamıyoruz burada. Bir de bunun tabii suistimal açık olan konu mudur değil midir? Bir de bu boyut var bakanlığın. Çünkü adamla her temasında affedersin hücre altında buzağı aramak gibi kavram var ya, hep öyle baktığı için böyle bir şeylere bakıyor. Evet arkadaşım, ben işime devam edeceğim. Karar alamıyorum. Kilitlendi. Çok önemli bir olay. Bilhassa önemli. Servet Bey'in dediği gibi mutlaka bizim bunu bakanlıktan bireysel değil, oda olarak, yani hükmü şahsiyet olarak yazmak lazım. Bunu takip etmek lazım. Aslında çare elektronik defter. Yani burada zayi olması, kaybolması söz konusu olmayacağını gösteriyor. Evet, evet. Elektronik defter. Ama bunu elektronik defter şey yapılana kadar bu sorunları çözmek için odanın veya belki de TÜRMOB'un bu konuda başvurması. Yasaya koymuşsun, artık devreye çıkart, uygulamaya girsin. Evet, evet. Evet. Ama bu bilhassa şu anda önemli gerçekten. Belki de bununla ilgili tebliğ birkaç sene sonra çıkacak. Veya çıksa bile diyecek ki eski defterin de kaydedilmesi gibi bir şey diyecek belki de. Bir de böyle bir sorun var. Yani bunun bence odalarca veya bizim TÜRMOB tarafından bildirilmesi lazım. Şey, bakanlığa sorun. Taraf görmüyor. Bak üstad orada bizi. BTSO taraf. Defterini kaybeden BTSO'nun üyesi. Biz kaybettik olarak zayi davası açmıyoruz. Davayı açan şirket. Ama o zaman BDSO'ya dedirtmek lazım. Odalar içeri evet, yazdırsın diye. Yani burada taraf olan... Tabii tabii. BDSO, şimdi aslında maalesef benim her zaman söylediğim bir konu. Ben şu anda son cümlemde belki de ben de ters düştüm. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim şimdiye kadar genel kurullarımızda, toplantılarımızda kaç defa BDSO'dan kişi geldi? Bize sadece vergici ve sigortacı geliyor. Hep bunları düşündük bugüne kadar. Halbuki bizim hizmet ettiğimiz kişiler her şeyden önce BDSO üyeleridir. Onlara bu bilgi vermemiz lazım. Onlar bizim yaptığımız için detaylı bilmeleri lazım ki bizi daha fazla değer versinler. Hatta hep söylediğim geldiğimiz sözlerim var. Mevlana'nın ünlü bir sözü. Siz ne kadar çok anlatırsanız anlatın, ne kadar bilirseniz bilin, karşınızdakinin anlayacağı kendi bildiği kadardır der. Şimdi bu nedenle biz de müşterilerimizi bilinçlendirelim, anlatalım. Onlarla beraber bizim daha fazla anlaşılmamızı sağlayalım. Onlarla beraber bazı işler yapalım ki onların da bu işin ne olduğunu, önemini anlamalarını sağlayalım diye söylüyorum. Bu nedenle de bizim yapmış olduğumuz genel kurul toplantısı veya bunun dışında mesleki toplantılara onları da çağırmak lazım. Hatta sırf bunu kırabilmek için elektronik dönüşümlü bir seminer yapmıştık biz. 19 Ekim 2019 dedi galiba. Öyle bir 17 Ekim 19 muydu? O nedenle bizim de TÜRMOB'da da mesela odalar birliğinden insanlar gitmesi lazım. Toptan insan gitmesi lazım. Ve ya bu anlamda bizim iş adamlarıyla muhatap olmamız lazım. Bu konuda az evvel bahsettiğim gibi biz dava açmamız yetmiyor. Çünkü onlara yaptırmamak lazım. İşte bunu onlarla birlikte yürüyerek, daha doğrusu oyuna ortak etmemiz gerekir. Müşterilerimizi. Biraz bu anlamda siz bırakın ben hallederim dediğimiz zaman ve gerçekten o da bizi hallediyor. Bu yanlış bir hadise. Aslında sorunun sahibi onlar. Evet. Bizim yaptığımız iş müşavirlik. Evet. O sorunu onlara anlatıp gerekli evet, işimleri onlara evet, yapmasın. Evet ama o da dememeli ki ben bunu size vermiştim. Bu sizin sorunuz. Bunları siz takip edin dememeli. Yani bizim... İstediği ben, kadar söylesin. Kanun ona yüklenir. Şüphesiz. Şüphesiz ama her halükarda şundan kurtarmamız lazım bizim bu meseleyi. Bilhassa meslektaşlar bir şunu. Ben hallederim abi kavramını ortadan kaldırmak lazım. Bunu ortadan kaldırınca bu şeyler büyük ihtimalle düzelecek. Son dönemlerde bizim toplantılarımıza geliyorlar ama ticaret odasından bizim meslek komitesiyle ilgili olan kısımdan bir arkadaşımız geldi. Geçtiğimiz genel kurula. Hatta ben karşıladım, konuştuk kendisiyle. Ama şunu açıkça söyleyeyim. Yani bizim maalesef ticaret sanayi odaları, meslek odaları ile ilgili bir şey söylemeyeceğim ama ticaret odasıyla ilgili hükümete ve icra organlarına en yakın birim burası. Evet. Ama onların dertlerini biz dert ediliyoruz. Problem firmanın problemi, şirketin problemi ama kasası meslek mensubuna düşüyor. Şimdi biz artık bundan vazgeçip onların üzerine bırakmamız gerekiyor. Evet, evet çok doğru. Ve onlar hükümetle, bakanlıkla, icra organlarıyla onlar görüşsün. Ama maalesef onlar da bu tür bürokrasi işlemlerinde hükümetin ya da ilgili bakanlığın bu versiyonunda devam ediyorlar. Yani bu yanlıştır diyen bir ticaret sanayi odasının yönetimini ben artık görmek istiyorum. Yani o kadar aksayan konu var ki maalesef sesleri çıkartmıyorlar. Şimdi çok haklısınız sevgili dostum. Şöyle ki bizim sermaye sahiplerimiz, öyle diyeceğim adına, şimdiye kadar hep dertlerini birilerine ihale etmiş. Ediyorlar. Örneğin bir inşaat yapacak.
inşaat mühendisi, mimar. Ona havale ediyor. Ben bunu sana verdim, sen yapacaksın. E kardeşim sen uyumadın, yapmamak istedim ben. Hep o da aynı şekilde. Veya avukat keza. Avukata yeteri kadar bir şeyi açıklamıyor. Ama sen bunu sen yaptın diyor. Genellikle. Veya doktor. Sen bana böyle dedin. Sen doktora yeteri kadar açık bilgi vermedin. Kendine ilgili tüm geçmiş şeylerini söylemedin. Ya bu nedenle bu sağlık personeline saldırılar, avukatlara saldırılar hep olmakta. Artık meslek mensuplarına da bunlar gelebileceğini ben bundan sonra tahmin ediyorum. Çünkü böyle bir bilinçsizlik hüküm sürmekte ki memlekette. Herkes birilerine bir şeyleri ihale etme derdinde. E kardeşim iyi de sen ihale etmeden önce bakalım kendine düşeni yapıyor musun? O yapmadığı için kendine düşeni. Az önce bahsettiğim gibi gerekli özeni göstermiyor. Bu defa bunu sen yapacaktın diyor. Hele hele bir de bizde ben yaparım sen merak etme dediği zaman tamamen artık işin şeysi olmuş o anlamda. Bu sorumluluklarını onlara hatırlatmak lazım. Onlara biraz da bunun şeyini vermek lazım. Mesela insanlarımız bizim maalesef kendini başkasına ihale ediyor. Hatta hepimiz etrafımızda görüyoruz. İnsanlar bunu yiyeceğim, bunu yemeyeceğim. Buna dikkat edeceğim, buna dikkat etmeyeceğim. Doktor bana böyle dedi. Doktora ihale ediyor kendisini. Kardeşim doktora ihale etme. Doktora gerek olmadan önce sen kendine doktora zaten önlem olarak gitmen gerekir. Ama bu kafa yapısının değişmesi lazım. Belki de bizim paradigmamız bu ticaret yasasının yürürmesinde de hatta yeni yasa geldiği zaman da aynı şeyi çok konuştuk. Paradigma değişikliği gerektirmekte diye. Hatta herkes hep sormakta, halen daha sormakta. Efendim genel kurul yapmasının cezası nedir? Hala daha şu anda var gündemde. Ne var yapmayalım genel kurul cezası. Yapmayın hiç önemli değil. Ama enteresandır. Ticaret yasasında diyor ki 503. maddede eğer şirketin yönetim kurulu üyeleri veya işte yöneticiler veya işte kurucular yasanın ve yönetmeliğin kendine, yasanın ve sözleşmenin kendine vermiş oldukları görevi zamanında yerine getirmemekten dolayı şirket ortaklarının ve alacakların zararlarından mesuldürler diyor. 531. maddesinde de diyor ki zamanında genel kurulun yapılmamış olması, organsız kalması gibi konuda bahsediyorum. Fesih nedenidir diyor. Gibi bu konular önemli. Şimdi bunu kimse yapmadı ama hukuki sebebi yani cezai bir sebep yok. Bunu neden anlatıyorum? Biz efendim kırmızı ışıkta geçersek cezası şu kadar lira. Yere tükürürsek cezası bu kadar lira. Burada sigara içersek cezası bu kadar lira alışıyoruz. Neyse parayı verelim kurtulalım diyoruz. İşte parayı verip kurtulmakla bitmiyor. Çünkü burada yani cezasından korkarak değil şey olarak hukuk olarak bir şey vermemiz lazım. İşte buna alışırsak şayet veya gece kırmızı ışıkta durmasını öğrenirsek bunlar düzelir. Ben buyurun. Buyurun. Belki de ilişkilerimizi hani daha kıymetli bir yere çekecek olduğunu düşündüğüm bir vurgu yapmak istiyorum. Şimdi evet. Az önce şirket yöneticileri yaptıkları eylemlerden sorumludur. Yani bu ticaret kanununa da evet. Hüküm altına alınmış. Şimdi şirket yöneticilerini devredilemez görev ve sorumlulukları içerisinde hepimiz biliyoruz ki işte şirketi üst düzeyde yönetmek. Mesela orada bizim mesleğimizi ilgilendiren çok önemli bir husus var. Finansal planlama yapmak. Şimdi biz, yani benim kendi şahsi düşüncem, biz ne zaman ki bu yöneticilere finansal planlama yapmayı öğretir, onlarla yöndeş çalışırsak, işte o zaman ticaret odasında ilişkilerimiz daha üst düzeye gelecek diye düşünüyorum. Bunun ötesinde bir şey daha söylemek istiyorum. Bu kayıp ve zayi olan yani kaybolmayı zayi olarak kabul etmeyip o tebliğde onun önünü tıkamış. Pay defterinin kaybolmasında veya üçüncü kişilerin bunu kötü niyetli kullanmasını önlemek için bu tebliğde bu düzenleme yapmış olunamaz mı? Yani mesela pay defterinden ne gibi bir kötü diğer ortakların haklarını hani aklarında yani kullanabilecekleri akları paylarından elde ettikleri durumda hani suistimal edilebilir mi bu pay defterinin saklanarak kaybedilerek? Şimdi, acaba onun önünü mü tıkamak amacıyla? Şu yapılabilir. Ticaret sicilin kayıtlarından şirketin en son genel kurulu veya ortaklar kurulu, zaten artık genel kurul
toplantı şeyleri çıkartılır zaten kayıtları. O en son genel kurulu katılanlar zaten ortaklarıdır. Ama ortaklarından katılmayanlar var mıdır? Çünkü sadece genel kurulu ortaklarından katılanları ibaret olmuyor. Eğer burada son genel kurul 417'ye göre yani herkesin katılması ile inansız bir genel kurulsa o zaman zaten sorun yok. Bu çözülür. Bana göre herkesin asaletle ve vekaletten katıldığı inansız bir toplantıysa 416 göre pardon orada bunun çözülmesi mümkün. Hatta bu ispat edilebilir. Bizim işte efendim en son yapılan genel kurulda tüm şirket ortakları katıldı böyle böyle oldu gibilerden. Bu düşünülebilir. Ben de bir taraftan düşünüyorum şu anda ne olabilir diyerekten. Ama bunun dışında sadece ilanda genel kurullar var ise genel kurula katılmayanların da ortak olabileceği gibi düşünceler doğabilir. Şöyle bir tartışma yapmıştım. Aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Şimdi bu sermaye artışlarında hani, yani şurada öz varlıkların içerisinde yani nakit artışlarda yani ilave edilmesi gereken fonlar varsa bunlar bu fonlar konmadan nakdi sermaye artışı yapılamıyor ya evet. Şeye göre kanuna evet. Göre. Şimdi ben bir genel kurulu yapıyorum ama oradaki oranlar değişmesi açısından bu defteri saklıyorum. O fonları da kullanmadan nakdi artış yapıyorum. Hani diğer ortaklar buna itiraz etmediği sürece hani böyle bir senaryo önlemek amacıyla oraya bu Şimdi aslında şöyle doğru yani bu gene şirketlerde problem. Aranan şirketler yani, tabii. Şirkette bu aslında çok rahat sorun değil, çözülebilir ama onlarda da defter yoksa onlarda da problem. Ya o kadar o sert şeyi koymaların evet, amacını böyle şey yapmaya düşünüyorum. Bununla ilgili nama yazılı hisse senetlerini anonim şirketlerde bastırdıysanız pay defterde kaydedip kaydetmediğinize bakılır. Yani oradaki sert ifade aslında onunla ilgili. Nama yazılı hisse senedini bastırdınız anonim şirkette ve ciro ettiniz. Sahipliği değişti. Genel kurula geldiniz değil mi Kasım evet, Bey? Evet, evet. Geldim ben yeni ortağınız benim dedim. Evet. İtiraz edeceğiniz yer neresi? Pay defteri. Pay defterine kaydetmeniz gerekiyor bunu. Pay defterini değiştirebilirsiniz. Şimdi bir an için hamile yazılı senedler için bu ortadan kalktı. Hamile yazılı senedere sahip olan şirketler de ortadan kalktı. Böyle bir sorun yok artık. Ama nama yazılı hisse senetlerini pay defterine kaydediyorsunuz. Zaten o pay defterinde yazılıyor ama kaydetmek de hüküm ifade eder. Evet doğru. Şimdi doğru. Bir de aslında şöyle bir konu var. Bu zahir ve kayıp sadece pay defterle ilgili bir tartışma değil ki. Evet her şeyde geçer. O kadar da indirgemenin de anlamı. Tabii tabii. Şimdi daha evvel dikkat ederseniz hepimiz hatırlıyoruz ki. Tamam o bir taraf. Şimdi şöyle bir şey vardı eğer hatırlayacağız hepimiz. Nüfus kağıdımızı kaybettik. Yeni nüfus çıkartıyorduk. Ehliyeti kaybettik yeni nüfus çıkartıyorduk. Gazete ilan verip böyle bir şeyler vardı. Bunun da böyle bir şey olabilmesi lazım. Bir çözüm düşünüyorum ama ne olabilir diye. Fakat, efendim? Evet ama işte elektronik defter olana kadar bu sorun. Elektronik defterden eski defteri getirilirse o zaman evet aynı böyle bir hadise. İsteği devir alan kişi e-devleti üzerinden onay vererek gidebilir. Aynı müdür yetkisi onayı var ya. Evet. Pay defterinde bir değişiklik oldu. Hisse devri oldu ikimizin arasında. Devreden devralan benim onayımla başkanın onayı hani e-devlet üzerinden ikimiz de karşılıklı onay verirsek otomatikman pay defteri elektronik ortamda karşılıklı okeylenmiş. Ama Melek Hanım tamam doğru. Zaten o hedefleniyor şu anda. O yapıldık zaten bundan sonra. Ama bundan önce yapılan olan da yok. Sorun orada ya. Tamam mı? Dinde haklısınız. Başkan dedi ya onu da kaybedersek ne olur diye. Hayır evet. Ben nama yazılı hisse senetlerinin deftere kayıtla hüküm ifade ettiğini dolayısıyla en büyük sorunun burada olduğunu. Evet doğru evet doğru. Ben şirketler nama yazılı hisse senedi basıyor son dönemde özellikle vergi avantajı dolayısıyla. Onda da o şartı getirecek o zaman. O zaman hamilinin ne anlamı kalıyor? Değil mi? Hamiline başka bir şey. Zaten hamileliği geçici kaydediyorsunuz ve siliyorsunuz. Hamile. Taşıyanın elinde. Ama nama yazılı hisse senetleri farklı. Evet, evet, evet. Değerli dostlar böyle bir sıkıntılar var tabii elbette ama bunun aşılabilmesi için muhtemelen yine ticaret odası vasıtasıyla, onun yönetimi vasıtasıyla böyle bir şeyi sordurmak gerekir. Bunu daha doğrusu bakanlığa başvurup buna çözüm arattırmak gerekir. Yani
Bunu da biz tabii ondan yönlendirici yapmamız gerekir. Benim bugün için söyleyeceğim kısaca bunlar. Değerli dostlar, başka bu konuda herhangi bir soru veya katkıda bulmak isteyen dostumuz var mı? Ben kısa bir bilgilendirme buyurun, başlayalım. İstiyorum. Kürsüden arkadaşım. Üstad'a teşekkür ediyorum sunumlar için. Arkadaşlar, şöyle bir haksızlık olsun istemediğim için son kez kürsüye çıkayım istedim. Ticaret Odası ve Esnaf Odası Birlik Başkanı bu dönem odayla doğrudan iletişim kurdu. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız burada. Aslında belli yolları aldık. Hani kayıt alıyoruz burada. Sisteme de yükleyeceğiz odaya. Ve burada onlara da bir haksızlık olsun istemediğim için bu bilgilendirmeyi yapmak istedim. İki tane yönetim kurulu üyesi bu dönem odamızı ziyaret etti. Biri sağlık grubundan bir yönetim kurulu üyesi, biri de Servet Bey'in söylediği gibi meslekle ilgili olan yönetim kurulu üyemiz odamızı ziyaret etti. Aynısını kendilerine ifade ettik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız teyit edeceklerdir. Arkadaşlar, bu sorunlar bizim sorunumuz değil. Hatta örnek de verdik. Sağlık grubundan gelen yönetim kurulu üyesine, bakın dedik, bazı şeyler yapılırken sessiz kaldığınızda, bu işi avukatınızın ya da mali müşavirinizin çözmesini beklediğinizde siz de mağdur olabilirsiniz. İki ay önce sağlık sektöründe doktorların geri dönüşü başladı arkadaşlar. Belki müşterilerinizden ya da etrafınızdan duymuşsunuzdur. Devletle rekabet etmek zorunda bırakıldı. Sağlık grubundan gelen yönetim kurulu üyesi konuyu bildiğimizi fark edince evet dedi, haklısınız. Bir sürü doktorunu kaybetti. Düşünün, devlet sizde tamamen rakamı afaki atıyorum. 50 bin liraya çalışan doktorunuza dedi ki gel devlete dön, sana 75 bin lira. Emekli olanlar dahil patır kütür döndü. Emekliliklerini bozup dönenler oldu. Şimdi siz sağlıkla ilgili bir işlem yapıyorsunuz. Devlet diyor ki bu hastaneyi açmak için her 5 yatağa bir doktor, her kata bir hemşire vesaire belli standart koyuyor değil mi müşterilerinizde? Sonra da çalışanlarınızı ayartıyor. Tam böyle oldu yani. Ve belli sağlık kuruluşları da açılamadılar. Doruk bakın burada şeyi hazır, kadroyu tamamlayamadığı için açamadı. Sağlık sektöründen müşterim olduğu için biliyorum, biz de aynı sorunu yaşadık. Benzerini diyaliz merkezlerinde yapmıştı. Size her 5 diyaliz hastasına bir diyaliz sertifikalı hemşire zorunluluğu getiriyor. Sonra dönüp onların devlete atamasını yapıyor. Size de diyor ki her 5 diyaliz makinesine bir hemşiren yok, kapatıyorum seni. Şimdi tabii bu onların ayağına basıldığı için ve biz bunu onlara net ifade ettiğimiz için anladılar. Bu bizim sorunumuz değil. Yine defter tasdikleriyle ilgili konuşmuştuk. Sanıyorum Ekim ayıydı. BESOP Başkanı buraya geldi. Bize hayırlı olsun ziyaretine. Biz de başkana dedik ki başkan, her yıl sonunda bu sorun sanki ilk defa duyuluyormuş gibi tuhaf hareketler oluyor. Özellikle sizin üyeniz olan bileşenlerinizden bazı oda baş. Bu sene yine var. Ama çok az. Bu onların kişisel az gelişmişlikleriyle ilgili. BESOP Başkanı da dedi ki Sayın Başkan haklısınız ama sizin üyeleriniz de şunu söylüyor. Birisine iş yer açıyorsunuz değil mi? Odaya kaydolman gerekmiyor diyorsunuz. Bunu söylediğiniz kişi gidip esnaf odasına diyor ki ben odaya kaydolmam gerekmiyormuş diyor. Kim söyledi? Muhasebecim söyledi. Dedik ki arkadaşlar, evet biz bir odayız. Sivil toplum örgütü olduğumuzu söylüyoruz. Bir başka sivil toplum örgütünü baltalıyoruz. Söylüyoruz değil mi? Biz müşterilerimize geliyoruz. Bize iş yeri açarken X odaya kayıt olmana gerek yok diyoruz. İhtiyacın olana kadar devam et. Dolayısıyla her etki kendi tepkisini oluşturuyor arkadaşlar. Biz de sizden ricamız, BESOP Başkanı bunu rica etti. Dedi ki evet haklısınız başkan. Gider katılım paylarınızı, defter tasdik ücreti değil, gider katılım paylarınızı belirleyin. Bize bildirin. Biz de ilan edelim. Şöyle bir komiklik olmasın.
Ama buna rağmen devam ediyor arkadaşlar. Bizim üyelerimiz yapıyor bunu. Efendim A kişisi 3000 lira, B kişisi 500 lira istiyor. Bütün mesleki inandırıcılığınızı yerle bir ediyorsunuz. 3000 lira ile 15000 lira arasında para istendiğinden bahisle CİMER'e şikayet edilin diye şeyler dolanıyor. Şimdi oda başkanısınız, yaptırım yapacaksınız değil mi? Kime yapmalısınız? Bunu paylaşana mı, 15000 lira isteyen meslektaşınıza mı? Dolayısıyla evet, onların da bazı konularda ayakları suya erdi. Yani biz BTSO yönetimiyle, ben ümit varım önümüzdeki dönem daha verimli çalışacağız. Bir kısmı bu işlerin dışında tutuyor gibi davranabilir kendilerine ama Kasım Bey'in söylediği gibi ben hallederime sakın girmeyin arkadaşlar. Ben seçtiğiniz oda başkanınız olarak söylüyorum. Sorun bizim sorunumuz değil. Defter kaybı o şirketin sorunu. Bunun davasını biz açmıyoruz zaten, o açıyor. Başkan, biz kaybettik defteri bizim büroda dururken, buna rağmen bu o şirketin de sorunu arkadaşlar. Ben tekrar teşekkür ederim Kasım Bey'e. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar katılımınız için.